Evinize dünyaları sığdıran marka Zel, Pınar Akarsu'yla günlük programını sunar. Zel, artık keyif sürmek daha güzel. Efendim 25 Mayıs Salı bugün saatler 13.30'u gösterdi. Bir kez daha Kanal Üç ekranlarında canlı yayınımız Pınar Akarsu ile günlük programı başlamış bulunmakta. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar dileklerimizi iletelim. Yine çok değerli konuklarım bulunmakta stüdyomuzda, hemen takdim edeceğim sizlere. Sandıklı Kadın Kültür Evi ve Kooperatifinden bahsedeceğiz efendim bugün bol bol. Kadın Kültür Evi Müdüresi Ezel Sezici Güler bizimle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız Ezel Hanım? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de gayet iyiyiz. Sizleri gördük, daha da iyi olduk. Çok da güzel ürünler var efendim. Onların hepsini tek tek sizlere takdim edeceğiz. Ve özellikle bugün sabun nasıl üretiliyor, bunu da canlı yayınımızda göstermiş olacağız sizlere. Ve Kadın Kooperatif Başkanı Gülay Perçin bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyisiniz? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gayet iyi görünüyorsunuz. Biraz sonra tanıyacağız zaten sizleri de. Ve sabun üreticimiz sevgili Merve Ülgüner bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Siz de iyi tekrardan. Misiniz? İyiyim, çok şükür. Gayet iyi görünüyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Ayağınızın tozuyla geldiniz aslında. Bir de Gün FM'de de yayındaydınız, evet, değil mi? Yayından çıktınız. Sevgili Gün FM'e de selamlarımızı gönderelim. Oradan da buraya canlı yayına gelmiş oldular değerli konuklarımız. Şimdi sizleri tanıyarak başlayacak olursak sevgili Ezel Hanım. Önce sizden bir başlayalım isteriz. Tabii ki. Adım Ezel Sezici Güler. 85 doğumluyum. Aslen Ankaralıyım. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Eşim vasıtasıyla Sandıklı'ya geldim. Ben artık Sandıklı'nın geliniyim. 7 yıldır güzel. Sandıklı'dayım. Çok güzel. Artık memleketim neresi? Benim için Sandıklı. İşletme mezunuyum. Turizmcilik yaptım. Muhasebecilik yaptım. Şu anda Sandıklı Kaymakamlığı'nda köylere hizmet götürme personeliydim. Kadın Kültür Evi Müdüresi olarak da görevlendirmem yapıldı. Çok güzel. Kadın Kültür Evi'nde şu anda müdürelik yapıyorum. Kaç aydır yapıyorsunuz? Ortalama 6 aydır. 6 aydır. Aydır müdürelik yapıyorum, evet. Peki Sandıklı'ya alıştık mı? Sandıklı'ya alıştık. Artık ben Sandıklılıyım diyorum. Sandıklı'nın bilmediğim yeri yok. 56 köyümüz var. 56 köyümüzde de vakıfım. Öyle maşallah söyleyeyim. Çok güzel. Kendi hayatım içerisinde zaten biraz sosyal bir insanımdır. Hı-hı. Yürüyüş, bisiklet olsun. Orada küçük bir yürüyüş grubumuz vardı. Hep güzel. Birlikte her pazar mutlaka bir köyümüzde doğa turu yapıyorduk. Hı-hı. O yüzden Sandıklılıyım diyebiliyorum artık. Peki efendim, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kadın Kooperatif Başkanı Gülay Perçin de bizimle birlikte. Sizi de tanıyacak olursak neler söylersiniz Gülay? Ben Gülay Perçin. Evliyim. İki çocuk annesiyim. Sandıklılıyım. Yıllardır Sandıklı'da oturuyorum. Kendi iş yerlerim vardı. Hı-hı. Özel sektörde çalıştım. Ama bir yıldır Kadın Kültür Evi ve kooperatifleriyle zaman geçiriyorum. Aynı zamanda belediye meclis üyesiyim. Aktif çalışan bir bayanım. Bu arada siyasette de aktif rol, evet, oynuyorsunuz değil mi? Evet, evet. Hı-hı. Aktif çalışıyorum. Bayanlarla birebir aktif çalışıyorum. Çalışmalarım var. Onların her aşamada üretimde olmalarını her zaman arzu etmişimdir. Benim için de bu bir fırsat oldu. Çok mutluyum. Kadınlarla hep birlikte, evet, çalışmaya çok devam mutluyum, ediyorsunuz çok değil mutluyum, mi? Evet. Peki efendim, Merve Ülgüner, sizi de tanıyalım. Sabun üreticisi dedik, evet, ve biraz sonra da canlı yayınımızda sabun nasıl yapılıyormuş efendim göreceğiz. Hatta zaten masamızda da var, o kadar güzel kokuyor ki stüdyomuz, anlatamam size. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Şeker gibiler ve çok da güzel kokuyorlar açıkçası. Evet. Sizi tanıyacak olursak neler söylersiniz? Ben Merve Ülgüner, 21 yaşındayım. Sandıklılıyım. Üniversite öğrencisiyim, 3. sınıfım. Güzel. Ne okuyoruz? Bir kamu yönetim ve siyasal bölümünde okuyorum. Meslektaşız bir yönde de sizinle de. Evet. Evet. Sonradan okuduğum ikinci bir üniversite. 4 yıla tamamlamak için şu an okuyorum. Hı-hı. İnşallah tamamlayacağım. İnşallah. Nişanlıyım.
Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Mermi kızımızı göndereceğiz. Ağustos'ta ayrılacağız. Öyle mi? Başka bir şehre mi gideceğiz? Evet. Nişanlımın tayinci olduğu için tayin neresi çıkarsa artık oraya gideceğiz, yerleşeceğiz. Bir yandan da artık benim için yeni bir hobi olduğu, yeni bir üretim olduğu. Nasıl merak sardı? Ben zaten kokulara çok hassas birisiyim. Hı-hı. Kokulara parfümdür, mumdur, sabundur. Deterjan olaraktan da pandemiden dolayı biraz daha hassas olduk artık. Evet. Hani sabundur, kolonyadır falan. Öyle olunca zaten bu tür alışverişler ve araştırmalar yapıyordum kendimce de hangileri daha iyi gelir diye. Hı hı. Saç uzatmak olsun, saç dökülmelerine karşı böyle sorunlarım çok vardı. Bunlara nasıl, neler iyi gelebilir diye araştırmalar yaparken kadın geçti. Kültür evine de hani şey yapıyordum, kooperatifine, kültür evine de gidiyordum. Oradaki programlara katılıyordum. Hı-hı. Katkıları çok oldu. Ezel Hanım ve Gülay Hanım'la da sonrasında çok birlikte olduk. Onlar da sağ olsunlar, araştırmalarımız birleşti, zevklerimiz birleşince. Hı-hı. Güzel şeyler ortaya çıktık. Her gün yeni şeyler üretiyoruz. Her gün şey yapıyoruz. Artık gecemiz gündüzümüz sabun oldu yani gerçekten. Çok bu arada birazcık şey herhalde şu an ısınıyor değil evet, mi? Evet şu an isınması ben ocağa gerekiyor. Koydum. Şu an birazcık eriyecek yani. Hı-hı. Ondan sonra zaten size anlataraktan çeşitlerin faydalarından ve şeylerinden de renklerinden nasıl olduğunu, içeriklerinde neler var onlardan da size kısaca bahsedeceğim zaten. Tamam, birazdan onların hepsini dinlemiş olacağız sizden. Hı-hı. O zaman. Merak ediyorum şimdi, saç uzatma da dediniz, kesin ona da o yöntem de var diye düşünüyorum. Kadınların çok merak ettiği evet, konulardan bir tanesi var mı sabunlarımız evet. arasında? Evet, herkesin. Gözlemledik. Çok güzel. Hı. O gözlemledik. Zaman biraz sonra onları da irdeleyelim, dinleyelim istiyoruz sizlerden. Bir Kadın Kültür Evleri klibimiz var. Bir izleyelim isterseniz sevgili yönetmenimizden rica edelim. Kadın Kültür Evleri klibimizi izleyelim. Sonrasında sohbetimize burada olacağız.
kadınlarınla buz kalemi. Gel paylaş sevincini hem kederini. Budur anlayan lafların en derini. Kadınlar insandı, biz insan olduk. Budur anlayan lafların en derini. Kadınlar insandı, biz insan Efendim, güzel klibimizin hemen sonrasında devam ediyoruz. Sandıklı Kadın Kültür Evi Müdüresi Ezel Sezici Güler bizimle birlikte demiştik. Kadın Kooperatif Başkanı Gülay Perçin ve sabun üreticisi Merve Ülgüler bizlerle birlikteler. Bol bol sohbet edeceğiz. Buradaki ürünleri de tek tek sizlere takdim etmiş olacağız. Bu arada yine VTR'lerimiz olacak. VTR'lerimizi de sizlerle paylaşmış olacağız. Bunu da hatırlatmış olalım. Sevgili Ezel Hanım'la devam edeyim istiyorum ben. Kadın Kültür Eviniz ne zaman faaliyete başladı sevgili Ezel Hanım? Dinleyelim sizi. Kadın Kültür Evi projesi ilk Temmuz ayında ortaya çıktığında valilik proje ekibimiz ilçemize geldiğinde sağ olsun belediye başkanımız böyle bir projeye hemen restorasyonu bitmiş bir konağı kadınlarımıza açacağını belirtti. İlk açılan Kadın Kültür Evi'yiz. Eylül ayı itibariyle, Eylül ayı itibariyle de eğitimlerimize başladık. Kadınlarımızla birlikte bisiklet sürdük, masal geceleri düzenledik, çocuklarını kattık yine bu eğitimlere, faaliyetlere. Hı hı. Daha sonra öğretmenlerimiz geldiler, bize gıda hijyeni, kadın sağlığı hakkında bilgiler verdiler, tarımla ilgili bilgiler verdiler. 8 aydır eğitimlerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Son bir aydır maalesef pandemi nedeniyle bir ara verdik ama katılımcılarımız ısrarla kadın kültür evlerimiz ne zaman açılacak, ne zaman gelebileceğiz diye mesaj atıyorlar sürekli. Bu süreci nasıl değerlendirdiniz pandemi sürecinde kapalıydınız? Evet, pandemi sürecinde kapalıydık. Pandemi sürecinde kapalı kadın kültür evimizin kapalı olduğu dönemde üretimle zaten değerlendirdik. Hı-hı. Üretimimiz hiç aksamadan devam etti. Ha, çok güzel. Pandemi süreci içerisine girdiğimiz zamanda yine açık olduğumuz dönemde de bütün koşulları göz önüne alarak yine eğitim faaliyetlerimize devam ettik. Sosyal mesafemize, hijyenimize mutlaka dikkat ederek devam ettik. Zaten konağımızdan bahsedeceğim, geniş bir alan. Orada kadınlarımızı yine eğitimlerimize dahil ettik. Konağımızı hiçbir zaman boş bırakmadılar. Çok güzel. Kültür evimizin kapısı mutlaka açıktı. Hı hı. Her gün geldiler. Maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak da üretimlerine devam etti kadınlarımız. Kesinlikle. Peki faaliyetlerimiz neler şimdi? Bir nebze de olsa bahsettiniz aslında küçük küçük ama faaliyetlerimiz neler kadın kültür evlerinde? Onları bir dinleyelim size. Kadın kültür evlerimizdeki faaliyetlerimiz eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetler. Üç ana başlık altında aslında topluyoruz. Nedir onlar? Kadınlarımız kadın sağlığı hakkında bilgiler alabiliyorlar. Devlet hastanelerimizden diyetisyenlerimiz geliyor. Çok sağlıklı güzel. Beslenme ile ilgili bilgiler alabiliyorlar. Hı hı. Dini konular hakkında bilgi alabiliyorlar. Hı hı. Eğer birebir danışmanlık isterlerse psikolojik danışman rehberlerimizle bağlantı kurduruyoruz. Birebir onlardan faydalanabiliyorlar. Hı hı. Hukuki eğitimler alabiliyorlar. Kadınlarımız ne isterlerse hani o anki özel istekleri varsa onlara uygun eğitim ayarlamaları yapıyoruz. Hı hı. Bütün eğitimlerimiz ücretsiz. Öncelikle onu belirtmek isterim. En azından bilmeyenler varsa en azından bunu da öğrenmiş kesinlikle, olurlar. Kesinlikle, kesinlikle. Ücretsiz bütün eğitimlerimiz. Sosyal olarak çocuklarıyla birlikte gelebiliyorlar zaten. Çizgi film izleyebilir çocuklar ya da anneleriyle birlikte orada zaman geçirebilirler. Çok iyi. Derslerini çalışabilirler. Kütüphanemiz var bizim. Kütüphanemizden kitap okuyabilirler. Ya da evde devam ettikleri kitaplarını gene kültür evimizde okuyabilirler. Ders çalışabilirler. Arkadaşlarıyla birlikte orada kaliteli zaman geçirebilirler.
Annelerimiz orada kurslarımız var bizim. Eğitim alabilirler. Keçe kursumuz var, İşkur'a bağlı kabak kursumuz var. Halk eğitimdeki kurslarımız var. Onlardan faydalanabilirler. Kadınlarımızın hani günü dolu dolu geçiyor. Kadın kültür evlerimize girdikleri an itibariyle. Sabah kaçta başlıyor mesai? Sabah 8.30'da açıyoruz kapımızı. 8.30'da. Evet. Akşam? Akşam ne zaman biterse, sohbetimiz ne zaman biterse. Aa, çok bir güzel. Saat koymuyoruz. Çok güzel. Peki kurumlarla işbirliğiniz var tabii ki. Evet, kurumlarla işbirliğimiz var. İlçemizdeki bütün kurumlarla işbirliğimiz var. Onun dışında Afyon'daki bütün il müdürlükleriyle işbirliğimiz var. En son kapanmadan önce Emniyet Müdürlüğümüzden KADES eğitimini verdik. Çok güzel. Çok önemsediğimiz bir konuydu bizim de. Ona kadınlarımız katıldı. Kadın sağlığı ile ilgili... Lafınızı bölüyorum ama nasıl tepkiler verdi kadınlar peki bu eğitimlere katılıyorlar ama tepkileri nasıl oluyor kadınların? Kadınlar tepkileri şöyle oluyor. Biz bu konuyla ilgili aslında hiçbir şey bilmiyormuşuz diyorlar. Doğrusu buymuş diyorlar. Yani KADES'le ilgili eğitimde geri dönüş zaten bu şekilde oldu. Biz bu uygulamayı aslında doğru kullanmıyormuşuz ya da hiç duymamışız dediler. Diyetisyenlerimiz geldiğinde sağlıklı beslenmeyle ilgili aslında hani ne kadar yanlış besleniyormuşuz diyen kadınlarımız çok fazla oldu. Yeni anne olacak kadınlarımız, onların telaşları vardı. Onlarla ilgili eğitimler verdiğimizde aslında doğru bildiğimiz şeyler ne kadar yanlışmış. Biz doğrusunu öğrendik burada. Lütfen devam etsin bu eğitimler diye geri dönüşler aldık kadınlarımızdan. Peki, devam edelim. Bu şekilde eğitimlerimiz devam ediyor. Onun dışında kadınlarımız gün içerisinde kapımızı çalıp hani hiçbir eğitime katılmak istemiyorum ama oturabilir miyim ya da el işimi burada devam ettirebilir miyim diye geliyorlar. Biz de tabii ki diyoruz. Çayımız her zaman sıcak diyoruz, taze diyoruz. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz diyoruz. Kadın kültür evlerimizde bizim amacımız evleri gibi hissetsinler. Kapılarından çıktıkları zaman güvenle girebilecekleri bir yer olsun istiyoruz. Çocuklarıyla birlikte güvenle girebilecekleri yer olsun hem istiyoruz. Hem de beceri öğrenebilecekleri, üretecekleri, kesinlikle, üretken olacakları. Kesinlikle öyle. Çünkü kadının dokunduğu her şey yani görüyoruz burada. Güzelleşiyor, değişiyor. Belki içinde o özgüven yok. Yapabilirim mi acabaları biz aslında kaldırmak istiyoruz. Keçi sabunuyla başlıyor. Çok güzel desenler ortaya çıkarıyor. Kabak kursuna geçiyor. İnanılmaz şeyler ortaya çıkıyor. Bize fikir veriyor. Ben aslında bunu da yapabilirim. İşte kabağa dantel de ekleyebiliriz diyor. Çok güzel yani. İnanılmaz fikirler ortaya çıkıyor. Biz de o cevherin ortaya çıkması için elimizden gelen her şeyi göstermeye çalışıyoruz. Peki sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır Gülay Hanımcığım? Başta da söylediğim gibi kadınların üretmesi açısından, üretici olması, evlerine ekonomiye destek olmaları açısından biz çok güzel bir yoldayız diyorum. Çok güzel ilerliyoruz. Çünkü kadınlar matkapla bu işlemeleri yapıyorlar, dramelle yapıyorlar. Kolay işler değil, zor işler. Erkeklerin yapabileceği işleri kadınlar da yapıyor. Bu açıdan ve çok güzel. Ve o kadar güzel şekiller ortaya çıkmış ki gerçekten biraz sonra tek tek irdeleyeceğiz. Tek tek bakacağız, tek tek izleyicilerimize göstereceğiz. İnanılmaz güzel figürler var üzerinde. Bayağı uğraşılacak şeyler, meşakkatli işler. Hepsi birer sanat eseri olarak bitiyor. Bunlar daha çok azı. Bizde daha çok fazla ürünlerimiz var. Hepsi tek tek el emeği, geceli gündüzlü çalışıyor. Çünkü kadınlarımız evlerinde de üretiyorlar. Ne yapabiliriz, işte nasıl tasarımlar yapabiliriz. Bu noktada çok güzel ürünler çıkardılar ortaya. Evlerine katkı sağlıyorlar. Bu en önemli olan bölümü zaten. Bu aşamada çok mutluyuz. Peki, siz bir sabun üreticisi olarak söylemek istedikleriniz var mı? Yani bence yani insan kendi fikirlerini araştırarak ve zevkleriyle birleştiği zaman harika şeyler çıktığını görüyorum ben yani. Ki aynı şekilde kabak da böyle bence. Yani ben kabak yapan mesela soruyorum hani hanginiz yaptı falan. Hani ablalarım, teyzelerim falan hani kendilerini gururla böyle bir özgüven gelmiş oluyorlar. Evet. Ben yaptım, böyle yaptım. Şöyle yaptım diye. Ben de aynı şekilde kokusunu beğendiğiniz sabunları hani sordukları zaman ben yaptım şu koku böyle falan diye. Ben hepsini az önce zaten programa başlamadan önce
Tek tek kokladım. O kadar muhteşem kokular var ki anlatamam gerçekten. Evet. Çok güzel. Eminim ki özenle seçiyorsun. Tabii özenle ki de. Hepsine, hepsi için bir ayrı özel arge çalışmalarımız oluyor böyle. Hani nasıl yaparız? Hangi renk hangi renge yakışır veya hangi esans hangi renge yakışır falan diye böyle çok aramızda tartışıyoruz yani. Burada olmayan arkadaşlar ve Ezel Hanım ve Gülay Hanım'la beraber hepimizin emeği var yani. Peki devam edeceğiz biraz sonra. Şöyle yapalım. Devam etmekte olan kurslar var mı? Açmayı planladığınız kurslar var mı? Sandıklılı kadınların özellikle katılımı nasıl oldu? Nasıl değerlendiler? Bu süreçlerin hepsini sizden dinlemek istiyorum. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın hemen sonrasında ikinci bölümde efendim tekrar burada olacağız. Evinize dünyaları sığdıran marka Zel'in sunduğu Pınar Akarsu'yla günlük programı devam edecek. Zel, artık keyif sürmek daha güzel. Evinize dünyaları sığdıran marka Zel'in sunduğu Pınar Akarsu'yla günlük programı devam ediyor. Zel, artık keyif sürmek daha güzel. Kısa aranın hemen sonrasında birlikteliğimize ikinci bölümüne devam ediyoruz. Sandıklı'dan misafirlerimiz var demiştik. Hemen bir kez daha hatırlatalım. Sandıklı Kadın Kültür Evi Müdüresi Ezel Sezici Güler bizimle birlikte. Sandıklı Kadın Kooperatif Başkanı Gülay Perçin bizimle birlikte. Ve Sandıklı'dan sabun üreticisi Merve Ülgüner bizimle birlikte. Biraz sonra da az önce de söylemiş olduğumuz gibi canlı canlı sabun nasıl üretilecek? Bunu da üretim aşamasını görmüş olacağız. Bu arada göstereceğimiz VTR'lerimiz de var. Dilerseniz yönetmemden bir rica edeyim. Sandıklı Kadın Kültür Evleri genel tanıtım VTR'miz olacak. Onu bir izleyelim. Hemen sonrasında sohbetimize başlayalım. Dört yaşında ben bu okula başladım. Okumanın yaşı yok yani. Evet, Sandıklı Kadın Kültür Evimizi gördük. Binamızı görmüşken binamızdan bir devam edelim isteriz Ezel Hanım. Tabii ki. Binamız bizim bir asırlık bir bina. Tarih kokan bir bina. İçine girdiğiniz zaman zaman tünelinden geçiyorsunuz aslında. Çok güzel. Kapımızı açtığımız zaman alt katımızda mutfağımız var. Mutfağımızda atölye çalışmalarımız oluyor. Orada sandıklımıza ait yemekleri yapıyoruz. Oo, çok iyi. Hep birlikte yiyoruz onları. Birinci katı ahşap merdivenlerden çıkıyoruz. Geniş bir salon açılıyor. Her yer ahşap ve tarihe ait bir sürü şey görebiliyoruz. Birinci katımızda 3 tane odamız var bizim. Bir tanesini kütüphane odası olarak kullanıyoruz. Diğer bir odamız da zaten meşhur bir kaynana odası aslında bakarsanız. Nasıl yani? Kayınvalide eskiden orada konağın sahipleri kayınvalide odası olarak orayı kullanmışlar. Küçük bir camı var orada. Kayınvalide geleni gideni kontrol ediyor ya da gelini kontrol ediyor. Eve kimler geldi, kimler gitti, gelin evde kimi ağırlıyor, hangi misafiri gelmiş şeklinde.
O odamız çok merak ediliyor. O da zaten kültürlerden bir tanesi. Aynen, zaten, eski değil mi? Kültürlerimizden bir tanesi. Her odada zaten bir ayrı yaşam var. Onu zaten girdiğiniz zaman anlıyorsunuz. Her odada bir aile yaşıyor aslında. Her odanın bir banyosu var. Ateşinin pişeceği, yemeğin yapılacağı bir alan var. Hala onu yaşatıyoruz biz de yine. Çok eski malzemelerle, bakır kaplarla yaşatıyoruz. Eğitimlerimizi bu odalarda, tarih kokan odalarda vermeye çalışıyoruz. Basamaklarımızın ikinci katı yine ahşap basamaklarımızdan çıktığımız zaman geniş bir salon karşılıyor bizi. Tavanlarımız ahşap, hiç bozulmamış restorasyon aşaması kısmında. Şu anda kısmında da görüyoruz yine. Evet. Yine o üst katta da kayınvalide odası var. Büyük bir ihtimalle geniş bir ailenin yaşadığı bir alan burası. Üst kat salonumuz zaten çok geniş. Kalabalık olan eğitimlerimizi orada yapıyoruz. Cumalarımız var, sedirlerimiz var. Bir odamızda zaten televizyonumuz var. Orada sunumlarımızı gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımıza filmler açıyoruz. Kapımızı çalıyorlar. Abla bugün film izleyebilir miyiz diye gelen bir çok sürü güzel, çocuğumuz var. Çok güzel. Mahallemizde. Komşu olduk zaten biz aslında orada. Yani orası bir resmi bir kurum değil. Komşuyuz. Aile ortamı. Aileyiz aslında orada. Kapımızı çalıp herkes girebiliyor oraya. Biz de çok mutlu oluyoruz öyle geldikçe. VTR'lerde geçen o gelinliğin sahibi ile karşılaşma fırsatı bulduk. Bir gün kapımız çalındı. Bir hanım geldi eşiyle birlikte ve yanında kardeşi de vardı. Konağımızı duymuş, sosyal medyada görmüş. Merdivenden inerlerken fark etti ve şok oldu. Çok böyle dondu kaldı, çok mutlu oldu. Bu dedi benim gelinliğim dedi. Biz de çok duygulandık hakikaten. 35 yıl önce dedi giymiştim ben bunu dedi. Ben dedim fotoğrafınızı bulabilirseniz lütfen bana gönderin. Mutlaka sergilemek isterim dedim. Fotoğrafını bastırdık. Biz konağımızda sergiliyoruz. Eski anılarını anlattı bize. Çok mutlu olduk. Konağımız gerçekten zaman tüneli bizim için. Peki bir de orada teyze vardı. Okumanın yaşı yok yavrum dedi. Evet. Yani ona da değinelim istiyorum şimdi. Konağımız ilk açıldığı zaman iki tane teyzemiz, biri 74, biri 60 yaşında, okuma yazmayı hiç bilmiyordu. Bize başvurdular. Okuma yazma öğrenmek istiyorum dediler. Biz hemen okuma yazma kursu açtık onlara ve onları mezun ettik. Çok güzel bir şey yapmışsınız. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Teyzelerimiz arada gelirler. Kütüphanemizden kitap alır okurlar. Sohbet ederiz. Birlikte zaman geçiririz. Aslında mezun oldular ama bitmedi. Geliyorlar yine. Hala gelmeye devam ediyorlar. Öğrenmeye de devam ediyorlar eminim ki. Öğrenmeye de devam ediyorlar evet. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Belki izliyorlardır teyzelerimiz de. Ellerinden öpelim onların da. Okumanın gerçekten yaşı yok çünkü. Çok da güzel örnek teşkil etmişler. Bayağı okumayı çözdüler herhalde evet, değil evet, mi? Okumayı, mezun olduklarına göre. Aynen. Peki şimdi kurslardan bahsettik. Devam etmekte olan kurslarımız neler ve açmayı planladığımız kurslarımız nelerdir? Onları da bir dinleyelim. Evet, şu anda İşkur üzerinden kabak kursumuz devam ediyor. Halk eğitim üzerinden yine hafta sonu grubu açtık. Kabak kursumuz yine devam ediyor. Kadınlarımız ellerinde hiç makine almamışken böyle şaheser şeyler ortaya çıkarmaya başladılar. Kendi akıllarından geçenleri artık hani herhangi bir kağıt baskısı koymadan direkt kendileri aktarıyorlar. Çok güzel. İlerleyen zamanlarda onların belli talepleri var. O talepleri karşılayıp tekrar bu kurslar bittiğinde o kursları da istekleri doğrultusunda açacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Peki şimdi Sandıklılı kadınların katılımları nasıl oldu? Gülay Hanım'la bir devam edelim istiyorum. Neler şimdi, gözlemlediniz? Şimdi ben belediye başkanımız bu konağı restore etmeye başladığımızda buranın kadınlara özgü bir yer olmasını istemişti. Öyle hayal ederek biz başladık ve valimizin projesiyle de bunu gerçekleştirdik. Bu ayrıca bizi mutlu etti. Kadınlarımız orayı merak ettiler. Burası nasıl bir ev, neler yapılıyor, neler var. Geldikleri zaman büyülendiler. O tarih kokan bina onları büyüledi. Oradan çıkmak istemediler. Günleri orada güzel geçti. Orada paylaşılan eğitimler çok güzeldi. Onlardan faydalandılar. Ve ben gözlemlediğim kadınların oradan mutlu ayrıldığı.
Yüzleri gülerek ayrıldı. Önemli olan ayrıldı. Da o değil mi zaten, evet. Değil mi? Evet. Yüzleri gülerek ayrıldı. Ezel Hanım'ın da söylediği gibi bir sürü bilgi donanımına sahip olarak ayrıldılar. Bunlar bizi çok mutlu eden oluşumlardı. Gerçekten biz mutlu olduk. Onları mutlu gördükçe biz mutlu olduk. Daha da güzel şeyler yapacağımıza eminim. İnşallah. Çünkü sürekli daha ne yapabiliriz? Farklı neler verebiliriz? Kadınlara neler katabiliriz? Aşamasındayız. Hı-hı. İnşallah çok güzel şeylere, yeniliklere imza atacağımıza inanıyoruz. Hı-hı. Siz neler söylersiniz? Nasıldı Sandıklılı kadınların tepkileri? Sandıklılı kadınların tepkileri bir merakla geldiler zaten. Kapımızı bir merakla çaldılar. Biz anlatmaya başladığımız zaman herkes çok şaşkınlık içerisindeydi. Sandıklı'da evet böyle şeyleri hani ücretsiz de alabiliyor muyuz? Böyle eğitimlerde hı-hı, oluyor mu diye. O gidiyor komşusuna söylüyor, o gidiyor arkadaşına söylüyor. Çok güzel. Katılımlar böyle böyle artmaya devam etti. Bir de malum biz termal şehir bölgesindeyiz. Oraya gelen misafirlerimiz var bizim. Sosyal medya aracılığıyla bizleri duyuyorlar. Onlar geliyorlar, kapımızı çalıyorlar. İşte kadın kültür evi nedir, ne yapıyorsunuz siz burada diye. Biz anlattığımız zaman aslında üzülerek gidiyorlar. Bizim şehrimizde neden böyle bir şey yok diye. Neden bunu yapmıyorlar diye. Akıllarında, önce olacak diye düşünüyorum ben zaten. Kesinlikle evet, öyle. Bütün şehirlere önce olacak. Evet, Isparta'dan beni arayanlar oldu. Siz ne yapıyorsunuz orada? Bizim burada nasıl hani yapabiliriz bunu diye. Gelip ziyaret edenler oldu çevre illerden. Zaten bizler de istiyoruz aslında, çok ihtiyacımız vardı. Çünkü kadının evden güvenle gidip hani kafasını rahatça dinleyebileceği bir alana ihtiyacı var belki de. Biz bunu aslında yapıyoruz orada. Kadınlarımız fazlasıyla sahiplendi orayı. Kapımızı çalıyorlar, giriyorlar içeriye, anlattığımız zaman kalmak istiyorlar. Her gün gelebilir miyiz diye soranlar oluyor. Çok güzel. Tabii ki de diyoruz, her gün gelebilirsiniz diyoruz. Peki şey oluyor mu, eşlerinden merak edenler oldu mu? Evet. Böyle hani kapının kenarından bakayım ne var diye. Evet, rica edip gezmek isteyenler oldu. Müsait olduğu zamanlarda biz gezdiriyorduk. Eşini hatta bırakanlar var. Yani aracıyla alıp bizim oraya çok kadar güzel. Bırakanlar var. Onlarla da artık aile oluyoruz. Rahatsızlıklarını anlatanlar var. Eşimin hani böyle böyle sıkıntıları var ama sizin orada daha sakin bir ortam var diyenler var. Biz onlarla birlikte bir aileyiz artık. Güvenle gelebilecekleri biz bir yer diyoruz. Yani. 7/24 aslında evet, açık ve güvenle ben, gelebilecek. Ben üniversiteden şehir dışında arkadaşlarım oluyordu. Pandemi öncesinde tabii okullar böyle değildi yani. Bizim ödevlerimiz oluyordu. Hazırlanmamız gereken sunumlarımız falan oluyordu. Kendimize sessiz bir alan bulmamız gerekiyordu yani. Bizim hani arkadaşlarım, yakın arkadaşlarım sosyal medya aracılığıyla duyuyorlardı. Ha Merve bak böyle bir yer var. Hani sen bizi götür, hani göster bir bakalım diye. Biz ilk başlarda böylelikle alıştık zaten. Sonra hani dedim ben sadece kadınlara özel olmasın, genç kızlar da hani gitsinler. Onlara özel birkaç program oldu. Hani onlara katıldık falan böyle. Hani biz artık hani normal toplanma alanımız gibi bir yer oldu. Hani sıcak çaylarımız oluyor, kahvelerimiz oluyor. Hani artık arkadaşlarıma da alıştık. Hani oraya da alıştık. Zaman hani daha iyi geçiyor. Vakit daha iyi geçtiğini düşünmeye başladık. Ve bize çok hani kütüphaneden daha bir iyi bir ortam geldi. Sıcak ortam, aile evet. ortamıydı yani. Ortamın nostaljiliği zaten hani bizim diğer arkadaşların bulunduğu yerlerde böyle yerler olmadığı için çok fazla dikkatlerini çekiyordu. Biraz sonra yaptığınız arkadaşım şimdi gösteriyor zaten Ramazan. Bu güzel muhteşem sabunları da keçeden de. Keçeden olanlar da sabun değil evet, mi? Keçeden. Onlardan da bunların hepsine değinmiş olacağız. Peki şimdi kadınlar çocukları ile kadın kültür evine gelebiliyorlar bahsettiğiniz gibi. Çocuklar da geliyor anladığım kadarıyla. Evet, evet. Zaten bir annenin her zaman aklında kalan bir soru işareti. Bir kurs oluyor, işte çocuğumu nereye bırakacağım da gideceğim. Evet. Ya da bir yere gitmek istiyorum ama çocuk da var, gidemiyorum sorusu maalesef ki oluyor. İster istemez onun tedirginliğini yaşıyorlar. Biz de annelerimize diyoruz ki çocuklarınızla birlikte gelebilirsiniz, eğitimlere katılabilirsiniz. Siz orada eğitimlere katılırken çocuklarınız zaman geçirecekleri alanlarımız var. Birlikte onlarla zaman geçirebiliriz ya da anne çocuk birlikte zaman geçirebilir çocuklar orada. Çocuklar için faaliyetler var mı? Çocuklar için de faaliyetlerimiz var. Çok küçük güzel. Çocuklarımıza boyama kitapları veriyoruz. Masal gecelerimiz zaten oluyor. Onlarla birlikte masal dinliyoruz. Aslında çocukların hayal dünyalarına ulaşıyoruz evet. öylelikle. Film günlerimiz oluyor, çocuk film günlerimiz oluyor. Çizgi film izlettiriyoruz.
Belli dersler aldırıyoruz çocuk gelişimiyle ilgili. Onların okul hayatlarıyla ilgili olan sıkıntılarını rehber hocalarımız aracılığıyla anlamaya, çözmeye çalışıyoruz. Biz anne ve çocukları her zaman bekliyoruz. Kadın kitlemizi. Anne ve çocuklar hep bir arada oluyorlar. Kesinlikle. Bu şekilde de annelerin de akılları aslında bir nebze çocuklarında kalmamış oluyor. Kesinlikle. Kalmamış oluyor değil mi? Evet, peki. Şimdi kooperatifleşme sürecine bir geçelim isteriz. Sevgili Gülay Hanım, nasıl gelişti? Şimdi kadın kültür evleri açıldıktan sonra, valimizin projesi olan ve hanımefendinin projesi olan kültür evlerinden sonra kooperatifleşme gereksinimi duyuldu. Çünkü yapılan ürünlerin satışı gerekliydi, pazarlanması gerekliydi. Bu aşamada kooperatifler devreye girdi. Bizlere bu teklifler geldiği zaman biz kabul ettik. Seve seve yaparız dedik. Kooperatif olalım, kuralım. Kolay atlattık o aşamaları, sağ olsunlar bizlere sürekli desteklerini esirgemediler aşamalarda, kurulum aşamasında. Kooperatifimizi kurduk, üretimlerimizi yapıyoruz ve pazarlamalarımız yapılıyor şu anda. Gidiyoruz, güzel gidiyoruz. İnşallah çok daha güzel olacak diyorum. İnşallah efendim. Peki hangi ürünler üretiliyor? Aslında bir nebze olsa yavaş yavaş söyledik, bahsettik. Sizinle devam edelim, Gülay Hanım'la devam edelim. Gülay Hanım, dilerseniz önce siz söyleyin. Tabii. Sonra Ezel Hanım'a geçelim. Tabii, şimdi biz ne üretelim aşamasında? Kabaktan avizeler yapmaya başlandı bizim ilk etapta. Daha sonrası ne yapabiliriz dedik. Bizler Afyon'a özgü olan keçeyi kullanalım, keçeden ürünler yapalım dedik. Ürünler ürettik, çantalar yaptık, süs eşyaları yaptık derken biz termal kentiz dedik. Keçeyi sabunla buluşturalım. Keçe işlemeli sabunlar üretmeye başladık. Ve bu çok beğenildi. Valimizin çok hoşuna gitti. Bu yolda ilerlememizi istedi. Keçeli sabunlar üretelim, keçe işlemeli sabunlar üretilsin. Ve biz çok güzel üretimler yaptık. Kadınlarımız işlemeleri güzel yaptılar ama bizim sorunlarımız vardı. İşlediğimiz sabunlar işlemeye uygun olmadı. Bozuldu, işlemede sıkıntılar çıktı. Ve biz o aşamada dedik ki sabunları da biz üretelim, kendimiz yapalım. Kendi yaptığımız sabunlarla işlemeler yapalım. Yola böyle başladık. Derken şu anda 25 çeşit sabun üretiyoruz. Maşallah. Sabun üretimine başladık. 25 çeşit. Evet, keçeyle başladığımız serüven sabunla devam ediyor. Şu anda 25 çeşidin üzerine çıkmayı hedefliyoruz, planlıyoruz. Onlar Ar-Ge aşamasında. Ama şu anda 25 çeşit sabunumuz var üretebildiğimiz. Ve kabaklarımız var ayrıca. Ve kabaklarımız var, kabak ürünlerimiz var. Peki Ezel Hanımcığım, siz neler ilave edersiniz? Kabakla başladık, keçeyle devam ettik. Sonrasında sabun işin içine girdi ve inanılmaz bir noktaya geldik biz. Sıfırdan başladığınız bir şeyin karşınızda böyle sanat eseri gibi durması, herkes tarafından beğenilmesi gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Kabağı, normal su kabağını aldığınız zaman acaba bundan ne olur ki düşüncesi çıkıyor. Hepimizin aklına geliyor. Şekilsiz, hani kocamanlar ya da çok küçükler ama ortaya çok başka bir şey çıkıyor. Kadınlar bir anda hani ellerini alıştırdılar bu duruma. Yani şey dediler mi, biz yapabilir miyiz, yapamaz mıyız, acaba yapamayabilir miyiz gibi tereddütler. Tabii ki akıllarında hepsinde soru işareti vardı. Çünkü matkap kullanıyorlar, dremel set kullanıyorlar. Bunların hepsi hani elektriğe bağlı hani aletler. Biz bunları nasıl kullanacağız, nasıl o ince ince desenlere vereceğiz, boncuklarını nasıl bu aletlerle takacağız derken şimdi elleri o kadar alıştı ki belki bir günde kabak çıkarıyorlar. Bir kabağı bu hale getiriyorlar. Hepsinin aklındaki bir günde. Soru işaretleri gidiyor artık. Kafalarındaki bütün soru işaretlerini biz çıkardık onlardan. Hepsi artık kendilerine güveniyor ve aştılar kendilerini. Kafalarındaki desenleri yaratmaya başladılar. Kafalarındaki desenleri kabaklara işlemeye başladılar. Gösterebiliriz şöyle değil mi Ramazancığım? Canlı canlı gösterelim. Bir gece lambası haline dönüşmüş herhalde. Evet. Şöyle ışığı da var. Daha buraya getiremediklerimiz var. Daha büyük olanlar öyle var mi? Tabii. Bunların beşli olanları var, üçlü olanları var. Onlar taşıması zor olduğu avize için. Avize gibi olanlar. Avize gibi evet. Sarkıt şeklinde. Hepsinde elemeyi göz nuru var. Sandıklı beşlisi diyoruz ama buraya getirmemiz... Sandıklı beşlisi diyoruz. Buraya getirmemiz zor olduğu için getiremedik. İnşallah siz geldiğinizde onları İnşallah birebir görmüş oluruz. Çok da güzel olmuşlar. Işıkla da ışıklandırılmış. Desenler de yapılmış. Güzel çizimler de yapılmış.
birebir dediğiniz gibi bunları oymak da bir sanat eseri. Kesinlikle. Bir günde hele ki bu güzel şeyleri yapabiliyorlarsa ve tamamlıyorlarsa ben bütün kadınları tebrik ediyorum gerçekten. Muhteşem görünüyorlar. Biz her zaman diyoruz kadın isteyince başarıyor. Başarıyor. Kadının yapamayacağı şey yoktur diyoruz. İbrik dönümünde. Öyle mi? Evet. Ramazan burayı görebiliyor muyuz? Şurada çok güzel bir şeyimiz var. Kablo, geldi evet. Bak. Dekoratif. İbriği de var. Evlerimizi süsleyen, köşelerimizi süsleyen şık ürünler. Hem, evet. Hem hediyelik de olabiliyor, hediye de edilebilir. Gece lambası şeklinde kullanılabilir. Hem ibrik süs eşyası aynen. Şeklinde kullanılabilir. Şöyle kapattığım zaman ışık vermediği halde oldukça hoş görünüyor. Evet, ışık verdiğimiz anda da oldukça güzel oluyor. Karanlıkta özellikle duvara yansıması ayrı bir güzel. Peki bunların satışı yapılıyor mu? Evet, bunların satışı yapılıyor. Hem internet üzerinden satışımız var, hem Sandıklı'da çarşı içerisinde bir satış mağazamız var. E-ticaret siteleri üzerinden var. Ayrıca sosyal medya aracılığıyla bize ulaşanlara da yine biz gönderim sağlıyoruz. Yönlendirmelerini yapıyoruz. Peki, ben şey de soracaktım. Bu arada aklıma gelmişken onu da sorayım. Şimdi şehir dışından da ulaşmak isteyenler oluyor dediniz. Mutlaka ki ziyaretinize gelenler de oluyordur ama tam olarak yeriniz, mevki olarak nerede? Kadın Kültür Evi olarak. Sandık. Yani insanların bilebileceği şekilde evet, vatandaşın. Sandıklı'da en bilindik yer Hisar Kalesi'dir. Hisar Kalesi'nin hemen altında Hisar Mahallesi olarak geçiyor. Yeşildirek Sokak. Hatta o sokağımız bizim biraz daha otantiktir. Eski bir camimiz var, Yeşildirek Camisi. Hisar Mahallesi'nde Hisar Kalesi'nin hemen altında Gülşanioğlu Konağı diye sorulduğunda da bilinir. Gülşanioğlu Konağı. Evet. En azından buradan yeri de adresi de belli etmiş olalım. Evet. Gülay Hanımcığım ben şu keçeli sabunlara bir bakmak istiyorum. Siz nasıl yapıldı ondan bir bahsedecektiniz tabii, sanırım. Bir şimdi, dinleyelim. Hem gösterelim arkadaşıma. Şimdi ben size şunu da anlatmak istiyorum. Bizim ilçemiz sabuna yabancı bir ilçe değil. 1700'lü yıllarda Sandıklı'mızda sabun üretimi varmış. Kaymakamımız ve belediye başkanımız bu çalışmaları yaparak tarihin derinliklerinde kalmış belgeleri bizlere ulaştırdılar. Ve biz inşallah bunu devam ettirmeyi planlıyoruz sabun üretimini. Geçmiş dönemlerde yapılan sabun üretimini tekrar hayata geçirmeyi, canlandırmayı planlıyoruz. Çünkü Sandıklı'da sabunhane diye adlandırılan bir sürü sabun üretimi yapan yerler varmış. İnşallah biz bunları canlandıracağız, çalışmalar içerisindeyiz. Biz keçe işlemeye de söylediğim gibi... Bir de işlenmiş o keçeler evet, değil mi? Bunlar tek tek iğneyle işleniyor. Kumaşa işlenir gibi bu dekorlar... Sabunumuza işleniyor. Emek çok fazla, evet. Evet. Hem süs, dekoratif bir dekoratif şekilde olarak evet banyoları süslüyor. Kullanırken de peeling etkisi yapıyor. Vücuttaki ölü derileri temizliyor. Evet. Kullanım olarak da bu şekilde kullanılıyor. Peki gayet de şık ve güzel görünüyor. Sabun kısmına geçeceğim. Biraz sonra geçmek istiyorum sabun kısmına. Üstelik sabun da yapacağız canlı yayında. Bakalım sabunlar nasıl yapılıyor efendim. Bunların hepsini irdeleyeceğiz. İzlemiş olacağız. Kısa bir ara verelim. Aranın hemen sonrasında buradayız. Evinize dünyaları sığdıran marka Zell'in sunduğu Pınar Akarsu'yla günlük programı devam edecek. Zell, artık keyif sürmek daha güzel. Evinize dünyaları sığdıran marka Zell'in sunduğu Pınar Akarsu'yla günlük programı devam ediyor. Zell, artık keyif sürmek daha güzel. Efendim kısa aranın hemen sonrasında birlikteliğimize son bölümümüzde artık devam ediyoruz. Sandıklı Kadın Kültür Evi ve Kooperatifinden bahsediyoruz demiştik. Çok güzel ürünler vardı. Onları tek tek tanıyacağız şimdi. Kabaktan bahsettik zaten. Gelelim şimdi sabunlarımıza. Bir de sabun üretimimizi yapacağız. Sevgili Gülay Hanım isterseniz sizinle başlayalım. Bir sabunumuz var. Özellikle ondan bahsedelim istiyorum ben de. Biz şimdi keçe sabunlarını kendimiz yapmaya, üretmeye başladığımızda sabun üretimine girdik.
Başkanımız dedi ki bizlere, belediye başkanımız, biz kendimize özgü, Afyon'a özgü, Sandıklı'ya özgü bir sabun yapabilir miyiz? Biz düşündük, evet yaparız dedik. Haşhaşlı sabun üretebiliriz dedik. Haşhaşlı. Evet, haşhaşlı sabun üretebiliriz dedik ve sabunu haşhaşla buluşturduk. Çok güzel. Gerçekten çok güzel bir sabun oldu. Çok beğenilen bir sabun oldu. Ve Merve Hanım şimdi bize haşhaşlı sabun yapacak. Haşhaşlıyı mı yapacağız? Ben bugün örnek olarak onu seçtim artık. Haşhaş yağlı ve taneli. Üstümüzü değiştirdik, önlüğümüzü giydik. Evet, birazcık öyle oldu. Birazdan onları size göstereceğim. Tamam. Yani haşhaş yağlı ve haşhaş taneli. Aynen. Bir de kendi özgü yaptığınız sabunumuz şimdi, var, evet, değil mi? Biz, biz sürekli Ar-Ge aşamasındayken saf zeytinyağından sabunumuzu ürettik. Hı hı. Saf zeytinyağına hiçbir şey doğal, hiçbir şey eklemeden sadece doğal haliyle sabun ürettik. Çok güzel. Bu şu anda Ar-Ge aşamasında. İnşallah ilerleyen dönemde bunu çok güzel bir hale getirip piyasaya sunmayı düşünüyoruz. İsmi de var hatta, değil evet, mi? Evet, Sansap. Sansap. Sandıklı sabunlarımız da Sansap. Sandıklı sabunları olarak yer alacak marketlerde, her yerde olacak her artık yerde, değil mi? Kesinlikle. Yurt dışından var mı taleplerimiz? Yurt dışından evet taleplerimiz var. Hatta şu an arkadaşlarımız, oradaki arkadaşlarımız, sandıklıdaki arkadaşlarımız Polonya'dan bir sipariş aldık. Hı-hı. Onun hazırlıklarını yapıyorlar. Masada gördüğünüz her ürün çeşidinden, ayrıca sabun sepetlerimizden yüklü bir sipariş aldık. Onların hazırlıkları içerisindeler şu anda. Şimdi online'da burada bir sabunumuz var yine. Muhteşem kokuyor. Şunu da göstermek isterim şöyle. Aynı zamanda Türk hamamı kokusu. Dekoratif amaçlı sabunlar da üretiyoruz kutuların içerisinde. Dekoratif amaçlı, evet, değil mi bu? Kullanmak için değil, hı-hı, dekoratif, koku amaçlı. Onlar da çok beğenildi. Onlarda da talep çok fazla oldu. Nasıl kullanacağız bunları? Bunları şimdi odanızın bir köşesine, hı-hı, ya da banyonuzun bir köşesine koyacaksınız. Ha, çok güzel. Bunlar dekor amaçlı, görüntü, hı-hı, amaçlı ve koku amaçlı sabunlarımız. Banyoya koymayı ben gerçekten aşırı bir şekilde tavsiye ediyorum gerçekten. Yani. Çünkü duştan sonra oluşan sıcak suyun buharıyla yani o sabunlar da biraz böyle büyük ihtimalle ılımı oluyor yani, hı-hı, ve efsane İnanılmaz bir kokusu oluyor kokusu yani. Oluyor. Koku oluyor. Peki şimdi burada da bir şeyler var. Şu sepeti ben rica edebilir miyim Gülay Hanım? O sepettekileri de göstermek istiyorum. Özellikle çocukların da çok dikkatini çek. Için üretim. Öyle şekilli mi? Evet. Hmm. Şöyle. Oyuncak sepetimiz. Ramazan'a göstereyim şöyle. Çocuklar pandemi döneminde onları çok sevdiler. Ellerini yıkarken. Kelebek, evet. Zevk alarak. Evet. Onlara bir de sevebileceği kokular ekledik. Çilek, muz, sen çikolata. Sen çekerken ben koklamamak için kendimi zor tut. Çok güzel kokuyor çünkü. Çok güzelleri var. Böyle sevebileceği oyuncakları içerisine koyduk. Ha, onları da ekstra gösterelim. Ben şimdi şunlardan birkaç tanesini örnek olarak göstereyim. Balığımız var. Şekilli, çok güzel. Küçük çocukların elini. Küçük bebeklerimiz var. Şöyle, bunların hepsi sabun. Evet, evet. Evet. Pınar Hanım biz... Nasıl kıyıp yıkayacağız ellerimizi? Biz doğal yağlar kullanıyoruz onda. Nasıl oluyor? Katkısız doğal yağlar. Kimyasal yok içlerinde, göz yakmıyor. Çocuklar öyle mi? Evet, rahatlıkla kesinlikle kullanabilecekleri. Rahat güzel. Duşta da kullanabilirler. Evet, evet. Şurada bir uğur böceği var sanki. Mi? Evet. Evet. Sarı. Gayet güzel, gayet şık görünüyor. Evet, bir de orada da bir şeyler var. Şimdi Pınar Hanım, biz kabakla yola çıktık. Biz kabağın hiçbir şeyini atmıyoruz. Çekirdeklerinden tekrar kabak üretiyoruz. Bu kabakların içinden çıkan kabakların çekirdeklerinden tekrar kabak üretiyoruz. Tamam. O da bir Ar-Ge çalışmamız şu tamam. anda. Kabaklarımızı ektik. Kendi üretiminizi kendiniz evet. yapıyorsunuz. Evet, ham maddemizi sağlıyoruz. Hı-hı. İnşallah bu sene göreceğiz kabaklarımızı, ilk defa ektik. Şu an çıktılar ama... Hı-hı. Göreceğiz. Daha henüz aşamaya gelecekler. Aşamaya geleceğiz. Onların üstlerinde lifleri oluyor kabakların. O liflerden de sabun yapıyoruz. Yine bunda peeling etkisi yapıyor vücutta. Öyle mi? Evet. Şöyle göstereceğim. Kabak liflerini de sabunla buluşturduk. O elinizde olan lavantalı. Lavantalı. Diğeri? Yaseminli. Diğeri de ballı. Bu kabağın lifi mi? Evet, kabağın lifi. Onu da kendimiz üreteceğiz inşallah. Kabak sabunda kullandığımız kabağın lifini de kendimiz çok üreteceğiz. Çok güzel kokuyor ama. Yani kokular yani, dayanılmaz güzel, çok muhteşem güzel. Muhteşem güzel kokuyor gerçekten. Şu an birebir canlı canlı kokluyorum. Cidden müthiş kokuyorlar. Ballısı var herhalde bir de. Ballısı da var. Bir de sizin göstereceğiniz, Merve Hanım anlatacağınız evet. ürünler de var, sabunlar. Onları da bir evet, ben size dinleyelim hepsinden sizden. Kısaca bilgiler verebilirim. Onun öncesinde biraz önce değinmiş olduğumuz bebekli oyuncaklı sabunlarımız var. Tamam, arkadaşım hemen onu
göstersiniz. Bunlara çilek ve muz esansı katıyoruz. Bazılarına çikolata esansı katıyoruz. Yani çocukların daha çok dikkatini çekiyorlar. Hı-hı. Kokladıkları zaman kendileri hemen kokuları tanıyabiliyorlar yani. Tam da hijyene ihtiyacımız olacak vakitlerdeyiz zaten. Tabii tabii, tabii ki de öyle. Bebeklere verebiliyoruz. Hı hı. Onun dışında zeytinyağlı sabunumuz var. Zeytin yaprağı var içerisinde. Oo, çok aynı güzel. Aynı şekilde. Aha. Bu da düzenli kullandığı zaman saçlarda kırılmaları engelliyor yani. O tüyoları da alalım, evet. Evet. İçerisindeki sabun asla, zeytin kabuğu asla zarar vermiyor yani. Hı-hı. Çizmiyor, etmiyor. Düzenli kullanırsanız saç kırıklarına iyi geliyor. Hı-hı. Onun dışında Yasemin sabunu efsane güzel kokuyor. Rengi de gayet tatlı bir göz, rengi var zaten. Hani boyuyor yani. Hı-hı. Bu da banyolarda lif olaraktan, duş yerleri olaraktan kullanılabilir kokusu. Çünkü çok kalıcı, parfüm etkisi gibi. Hı-hı. Kahve tutkunlarına da kahve sabunu yaptık. Öyle mi? Duşta da kahve keyfini tam benlik. Tam benlik kahve sabunu, evet. Çikolata sabunu. Arkasına tanelerini koyaraktan bunun. Öyle mi? Peeling şeyi yapıyoruz. Evet. Yüzde çok güzel bir şey oluyor. Bir bakabilir böyle şekillendirme olabiliyor yani. Şimdi bunlarda çekirdekleri de var. Kahve çekirdeği. Bayağı sabunun içerisinde kahve çekirdeği var. Dinlendiriyor, rahatlatıyor. Hı. Kahve severler. Benim gibi sevenler duşta. Varsa kahve tutkunları, kahve duşta. Bağımlılarına duyurulur efendim. Çok güzel görünüyor. Evet. Argan sabunumuz da aynı şekilde saça uzamasında, düzenli kullanmada, yumuşatmada çok iyi geliyor. Argan sabunumuz var. Defne sabununu ben kendim kullanıyorum yani, hala kullanıyorum. Gerçekten saç kremlerimi ve şampuanlarımı rafa kaldırmış boyuttayım yani. Ben çok memnun kalıyorum. Benim önceden saçım çok dökülüyordu. Şimdi de hani birazcık stresli bir dönemdeyim nişanlı olduğum için. Hani saçım uzasın, saçım dökülmesin istiyorum. Ona da bir bakabilir miyim? Bize kesinlikle faydalı olacak şeylerden bir tanesi. Mutlaka. Bizler de alalım. Ay çok güzel kokuyor bir de. Ben gerçekten çok memnunum yani. Saç şampuanı ve kremi kullanmıyorsun. Kullanmıyorum yani. Saç sonrasındaki yağlarımı tekrardan kullanıyorum. Hani banyo sonrasındakileri ama banyo esnasında asla şampuan ve krem kullanmıyorum. Çok güzel kokuyor. Sabunlarımızı biz ilk ürettiğimiz zaman kendimiz denedik. Ailemizde, çocuklarımızda. Evet. Çünkü bunları denemeden piyasaya sürmek ya da şey yapmak değildi. Biz deneyince gerçekten çok memnun fark kaldım. Fark ettiniz. Gerçekten şampuanları bıraktık. Benim oğlum özellikle şampuanları, kremi bıraktı. Biz sabunlar... Çünkü evet, kadınlar için özellikle hani alışkınız şampuana ve saç kremine. Evet. Saç kremi kullanmadan saçlarımız açılmıyor maalesef ki. Öyle bir durum var. Ama dediğiniz gibi ise eğer... Göz denemeye değer. Yani, deneyeceğim, bunu söyleyeceğim. Kimyasal olmadığı için hiçbir yan etkisi yok. Ben mesela keçi sütünü makyaj çıkarmada kullanıyorum. Hani genellikle rimelim veya hani sürmüş olduğu makyaj akıyor yani. Evet. Diğer tonikler pek fazla işe yaramadığı zamanlar. Göz yakmadığı için artık gözüm hani kaçsa da bir problem olmuyor benim için. Keçi sütünü de makyaj olaraktan, tonik olaraktan kullanıyorum. Onun bir da de, sabunu var mı? Keçi sütünün de var. Onun da sabunu var. Evet, keçi sütünün de var. Bir de aloe vera ve çörek otu taneleriyle koymuş olduğumuz, benim de kullanmış olduğum tekrar bu da bir sabun. Bunu da ben yüzüme kullanıyorum. Bunu da tonik olaraktan, yüzünü asla çizmiyor çörek otları. Aloe vera zaten cilt ve sivilceler, akneler için çok birebir, hani bir sürü cildiniz çeşidi var yani. Cildiniz o kadar parlak ki zaten maşallah. Sabunlarımızın güzelliği. Evet. Çok, ben bakım olarak kendime birazcık daha hani yüzüme bakan doğal bir şeyleri doğal şeyler kullanıyorum. Hani almış olduğum dışarıdaki ürünlerin bile içeriklerine bakarak alan birisi olduğum için bana bu doğal sabunlar çok daha mucize güzel ya, hayat kurtaran yani. Şeyler evet. Bence kesinlikle. Evet, çevremdeki insanlar da hani hep benim böyle ürünler kullandığımı bildiği için, arkadaşlarım falan, hani sen bu işi yapıyorsan, sen tavsiye ediyorsan direkt biz kullanalım şeyindeler yani. Hı-hı. Size gösterebileceğim leylak sabunu var. Leylak sabunu da çok güzel kokuyor ve kırışıklıklara, sıkılaştırmaya çok iyi geliyor. Öyle leylak mi? Sabunu. Oo. Biraz geçemeyeceğimiz bir sabun Türk Hamamı. Evet. İşte, muhteşem bir sabun. Size olduğumuz kokusu yani. Güllerin. Bu benim mi? Evet, evet. O sizin. Zahmet etmişsiniz. Türk Hamamı çok teşekkür bizi ediyorum. Çocukluğumuza götüren bir koku. Evet, çok güzel. Bana da çok güzel bir
dekor amaçlı sabun yapılmış. Ben zaten bunları kıyamam. Yani şöyle göstereyim. Zaten kullanamazdım. Odamın en güzel yerine koyacağım zaten. Bu kokular muhteşem kokuyor. 25 çeşit demiştiniz. 25 çeşitimiz evet var ama hani şu an Ar-Ge çalışmasında olan etiket yapmadığımız, belirleyemediğimiz sabunlarımız da tabii ki de üretim atölyemizde var yani. Maşallah. Biz yani gecemiz gündüzümüz sabun olduğumuz için hep kendi aramızda tartışıyoruz hangisi olsa nasıl yapsak tarzını. Zencefilli, ballı şu an mesela denedik ama hani şu an kararsız kaldık hani ne yapalım, etiket yapalım mı, devam edelim mi diye. Öyle olan birçok ürün var aslında. Tabii ki de var yani. Şu an belirlemiş olduğumuz 25 çeşit sabunumuz var. Ben bir de mangoyu tavsiye ediyorum. Tamam. O kadar güzel kokuyor ki, kokusu canlılık veriyor ve parlaklık veriyor cildimize. Hı-hı. Koklayan herkesin de çok hoşuna gidiyor. Hayran oluyor yani. Kime vereceğiz mango? Aynen. Meyveli kokuları seviyorlarsa tavsiye ederim. Tekrardan dinozorlu bir oyuncağımız çok var. Çok güzel, çok güzel. Çocuklar için özellikle hem görsel ifade evet, ediyor. Evet, evet. Görselliği böyle var. Bir sürü Disney karakterleriyle de yapmış olduğumuz sabunlarımız var. Bunlar da çok aman yarabbim, şey yapıyor, çok dikkat güzel. Çekiyorlar. Mickey Mouse olsun, Tweety olsun. Tweety de çok fazla şey yapıyor. Vanilyalı sabunumuz, çilek sabunumuz. Bunlar da var. Çilek sabunumuz saç kuruluklarına iyi geliyor. Hı-hı. Ve hoş koku veriyor. Vanilyalı sabunumuz da vitamin olaraktan çok ferahlık veriyor ve saçımıza yağlanmayı önlüyor. Hı-hı. Sabun çeşidi o kadar fazla çok ki. Evet. O kadar fazla ki. Çikolata var. Çikolata sabunumuz da kokusu biraz diğerlerine göre ağır bir koku ama çikolata seven herkesin de yine hoşuna gidiyor yani. Duş jeli olaraktan hani bazı insanlar kullanıyorlar böyle meyve aromalı veya çikolata aromalı şeyleri. Onların da direkt ilgisini çeken bir sabun oluyor. Sütlü ballı sabunumuz da düzenli kullandığımız zaman egzamalara, çatlaklara ve daha birçok hani lifi de var arkasında. Lifli kabak olduğu lifi. İçin kabak lifi. Biraz önce Gülay Hanım'ın söylemiş olduğu. Suya değdiği an birazcık bu liflerde genişleme oluyor ve yumuşama oluyor. Hı-hı. Asla cildinizi tahriş etmiyor. Çok güzel. Bir yandan da sabun yapımına geçelim mi? Tamam. Son 10 dakikamızın içerisine girdik. Tamam. Çünkü sabun yapımını da görelim istiyoruz biz. Arkadaşlar hazırlamış olduğum şeyi getireyim ben. Tamam. Olsun, mikrofonla birlikte gidiyorduk ama olsun. Yardımcı olabilir arkadaşlar. Oradaki arkadaşlar da gelebilir. Sıkıntı değil. Siz getirebilirseniz. Mikrofonumuzu da tekrar takalım ki sizi duyabilelim o arada. Evet. Anlatacaksınız çünkü bize. Şimdi nedir, ne yaptık, nasıl oldu, kaynattık mı? Evet, şu an ben bazını erittim. Eldivenlerimi de giyeyim. Tamam. Her zaman hijyene özen gösteriyoruz. Sabun yapılıyor zaten değil mi? Evet. Hijyen varken. Evet. Peki Ezel Hanım, biz de o arada konuşalım hazırlığını yaparken Merve Hanım. Siparişlere yetişebiliyor musunuz? Siparişlere yetişiyoruz. Bayram süresi boyunca aldığımız bir sipariş vardı, 10 bin adet. 10 bin adet. Biz durmadık. Durmadık. Bayramda bereketiyle gelsin dedik. Hı-hı. Çalışmaya devam ettik. Yeri geliyor gece çalışıyoruz, yeri geliyor gündüz çalışıyoruz. Sevdiğimiz için bu işi, zaman aslında yok bizim için. Zaman kavramı yok aslında Hı-hı. Bizim için. Hı-hı. Siparişlere yetişebiliyoruz, evet. Hatta yanımızda bile getirdik, teslimatlarımızı yapacağımız yerlerimiz bile var. Öyle biz sabunlarımızdan söyleyeyim. Alabiliyor muyuz peki, o sabunların tabii sahibi ki, var mı yoksa? Tabii ki de. Alabiliriz tabii değil mi? Tabii ki de. Tamamdır peki. Şimdi ne yapıyoruz? Şu an ben bazını yapmıştım. Şu an içerisine haşhaş yağını ve haşhaş tanelerini koydum, ekledim. Ve içine aloe vera esansını, kokusunu ekledim yani. Hmm. İçinde taneleri var. Kalıbımız var. Kalıplarımıza dökeceğim ben bunu. Hmm.
ilçeye istihdam sağladı mı Ezel Hanımcığım? Evet. Biz de o arada konuşalım sizinle. Kadınlarımıza istihdam sağladı. Açılan kursların bitti. Şu an İşkur kursundan zaten kadınlarımız belli bir miktar para alıyorlar. Bittikten sonra kooperatifimiz adına üretim yapacaklar. Onlar da kazanacaklar. Kazanç sağlamaya başladılar. Kazanç sağlamaya başladılar. Aldıkları siparişlerden aldıkları paralar var. İleride bu işlerimiz daha da büyüyecek. Biz daha geniş yerler düşünüyoruz. Sabun üretimini artık seri üretimine geçirmek istiyoruz. İş sandıklı olarak sandıklı kadınlara iş istihdamı artık sağlanmaya başlandı. Yaptığımız ürünlerin yanına ekstra ürün de ekleyeceğiz. Yani sadece birkaç çeşit ürünle kalmayı düşünmüyoruz açıkçası. Öyle olduğu zaman konseptimiz genişlemiş olacak. Daha fazla kadınla bir araya gelip güzel üretimler ortaya çıkaracağız. İnşallah, peki. Şu an ben sabunlarımızı döktüm. Tamam. Hani kokusu size geldi mi bilmiyorum ama bana şu an çok ağır bir şekilde geliyor. İçerisine koymuş olduğum... Güzel güzel geliyor kokular. Şu an içerisine koymuş olduğum haşhaş taneleri de aynı biraz önce çörek otunda bahsettiğim gibi peeling etkisi oluşuyor. Ve cilde çok iyi geliyor. Bu da aynı şekilde sivilcelere, aknelere ve saç derisine çok iyi geliyor. Biz ne bunu... kadar sürede sabun haline gelecek peki? Şu an 1-2 saat beklemesi gerekiyor. Biz mesela bir gün bekletiyoruz sabunlarımızı. Hani kalıptan çıkartmamız sabahsa öğleden, öğleyse akşama kadar arayla değişebiliyor yani. Şimdi işlemimiz tamamlandı. Evet, şu an bu kadar yani. Peki, bunun diğerlerine renklerini ve şeffaflarını istediğimize göre, yapıma göre, üretime göre. Ya da hangi kokuyu seviyorsak evet, onu katabiliriz. Evet, değişiyor yani içinde, bu aynı şekilde. Peki. Son sözlerinizi rica edeceğim. Merve Hanımcığım sizle. Tamam. Sizinle bize ayırdığınız vakit için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Buradan bizi izleyen herkese de kullanmayan, sabunlarımızı kullanmayanlar varsa kullanmalarını tavsiye ederim. Herkesin kendine hitap ettiği mutlaka bir sabun olduğunu düşünüyorum ben. Mutlaka. Herkesin kendine iyi gelecek bir cildine, saçına iyi gelecek bir açıkçası sabun açıkçası ben evde bile sıvı sabun kullanmıyorum. Kimse bana kızmasın ama ben kalıp sabun taraftarıyım. Kalıp sabun kullanıyorum. Bence de bu şeyi yıkmamız gerekiyor yani. Buradan bizim emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, elinize sağlık. Başarılarınızın devamını diliyoruz İnşallah, efendim. Teşekkür ederim. Bilay Hanımcığım siz son olarak ne söylersiniz? Ben sizlere çok teşekkür ederim. Bizleri misafir ettiniz, ağırladınız. Bizler büyük bir aileyiz, büyük bir ekibiz. Onlar da bizleri şu anda izliyorlar. Ben sevgilerimi göndermek istiyorum. Hepsinin size selamları vardı zaten. Onlar da biz birlikte de olmak söyleyelim. İstedik. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese. Emeği geçen herkese selamlar gönderiyorum ben de. Herkese sevgiler göndermiş olalım. Ezel Hanımcığım siz ne söylersiniz son olarak? Bizlere böyle bir fırsat sunduğu için büyüklerimize, sayın valimize, değerli eşine, kaymakamımıza, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten önümüzü açtılar. Biz gerçekten büyük bir aileyiz. Sandıklı'da büyük bir aileyiz. Onlar bizi ekran karşısında izliyorlar. Onlara sevgilerimizi gönderiyoruz. Onların gücü ve desteği bizleri hakikaten daha ileriye taşıyor. Herkese çok teşekkür ediyorum ben. Ben çok teşekkür ederim. Buyurun. Ben valimize çok teşekkür etmeyi unuttum. Çok teşekkür ederim eşleriyle birlikte. Bizlere bu yolları açtılar. Evet. Bizlere bunları sundular Afyon'umuza. Ben çok teşekkür ediyorum kendilerine. Kadınların emeği de çok büyük. Teyzelerimizin, ablalarımızın, kardeşlerimizin emeği de çok büyük. Ben de hepsine selamlar gönderiyorum. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Kırmayıp geldiniz. Telaşeniz çok fazla, yükünüz çok fazla çok sizlerin sağ olun. De. Sağ olun, emeğinize, yüreğinize sağlık. Efendim bugünlük de bizlere ayrılan sürenin artık sonuna geldik. Güzel ve keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle. Yarın bir kez daha aynı saatlerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. We'll be right back.
yaşım evladına verirsen ekmek yedin. Kahır çektin, hor görüldün, nasip işledin. Kadınlar insandır, biz insan olduk. Kahır çektin, hor görüldün, nasip işledin. Kadınlar insandır, biz insan olduk. Eser çıktı senin elinden, Edirne'den, Ardahan'dan, Afyon elinden. Kadınlar insandır, biz insan olduk. Edirne'den, Ardahan'dan, Afyon elinden. Kadınlar insandır, biz insan olduk. Evinize dünyaları sığdıran marka Zell, Pınar Akarsu'yla günlük programını sundu. Zell, artık keyif sürmek daha güzel.